Kanser hastalığının tedavi aşamaları nelerdir? Kanser hastalığının tedavisinde 3 tane tedavi yöntemi vardır. Birincisi cerrahi, ikincisi kemoterapi, üçüncüsü radyoterapi. Cerrahi dediğimiz tümörün erken evrelerde yakalanmış olan tümörlerde tümörün tamamının ortadan kaldırılmasıdır. Cerrahi olarak tamamen çıkarılmasıdır. Eğer hastamızda cerrahi olarak tamamen çıkarsak bile hastaya ek olarak kemoterapi dediğimiz, kemoterapinin anlamı damardan veya ağız yoluyla kullanılan ilaç tedavisidir. Ya kemoterapi eklenmesi gerekmektedir ya da radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi, halk arasında şua tedavisi eklenmesi gerekmektedir. Bu tedavi yöntemleri bazen bazı hastalarda kemoterapi öne geçer, bazı hastalarda radyoterapi öne geçer, bazı hastalarda cerrahi öne geçer. Hastalığın evresi, patolojik tipi, hastanın cinsiyeti, bunlar hepsi tedavinin öncelikleri için önemli kriterlerdir. Bazı hastalarda hiçbir şekilde cerrahi olmaz. Hastaya kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi ederiz veya tek başına hastanın, eğer hastalığı bütün organlarına yayılmışsa, eğer kanamaları varsa, öksürürken kanamaları, büyük abdestinde, gaytasında durdurulamayan kanamaları, kan değerlerinde düşmeler varsa, nefes darlığı varsa, o zaman hastaya palyatif dediğimiz, hastanın hayat kalitesini yükseltici bir şekilde radyoterapi tedavisi yapmaktayız. Bu radyoterapi tedavisi seanslar halinde uygulanır. Hafta içi her gün hastamız tedaviye gelir. Bu tedavi makinenin içerisinde, radyoterapi cihazının içerisinde hastamız yatar pozisyonda kalır ve 10 ya da 15 dakika kadar bu makinede kalır. Tedavisi tamamlanır. Tedavi öncesinde hangi organa ışın tedavisi uygulanması ile ilgili ön hazırlık filmi çekilir. Planlama filmi çekilir. Bu ön hazırlık planlama filmi tomografi cihazıyla, radyoterapi planlama tomografisi cihazıyla yapılır ve hastaların her gün aynı alandan tedaviye girmelerini sağlamak için de hastamızın üzerine belli noktalara işaretlemeler yapılır. Bu işaretlemeler hastanın her gün sağlıklı bir şekilde doğru yere ışınlanmasını sağlayacak noktalardır. Bu cihazın sağ, sol ve yukarısındaki lazer ışık görüntülerinin ciltteki yansımalarının üzerine konan bantlardır. Hastaya radyoterapi sırasında gerekli yapması gereken şeyleri söylemekteyiz. Bu tedavi sırasında çok sık duş almalarını istemeyiz. Duş aldığı zaman da ertesi gün tedaviye geldiğinde teknisyenlerimiz tarafından o bantların yerinde olup olmadığını kontrol ederiz. Bunlar çok önemlidir. Yine hastamızı çok sağlıklı tedaviye alabilmek için radyoterapi cihazının planlama tedaviden önce hastalarımızı direkt grafilerini alırız o bölgenin ya da tomografi grafilerini alırız ve o tomografi kesitlerine göre doğru yerimi ışınlayıp ışınlamadığımızın kontrollerini yaparız, onay veririz ve hastamızı tedaviye alırız. Ama hasta duramayacak durumdaysa, çok ağrısı varsa, yatma süresi çok kısa olacaksa, o zaman tomografi görüntülerinden ziyade hastanın yine görüntülerini alabileceğimiz X-ray görüntüleri, ön arka görüntülerini, sağ ve soldan görüntülerini alırız. Yine doğru yere ışınladığımızdan emin oluruz ve hastamızı tedaviye alırız. Bizim radyoterapi sırasında hasta güvenliği çok önemlidir ve hasta güvenliği için biz monitördeyken, teknikerlerimiz monitördeyken, hastayı tedavi alırken içerisine gösteren kameralarımız vardır ve hastanın anlık hareketlerini kontrol ederiz. Bu anlık hareketlerinizi hem görüntüyle kontrol ederiz hem sesini de algılayabiliriz ve bizim mikrofonumuz, megafon aracılığıyla hastaya komutlar veririz ve hasta kendini daha çok güvende hisseder. Bunlar çok önemli şeylerdir. Radyoterapi böyle.